Ali Mürteza oğlu Abbas'a geldi. O Hazret süvarilerin alemdarı ve askerin başıydı. Fani ve eğreti olan hayatının darlığı içinde gördü ki saflarını tertip ettiği asker birer birer beka alemine çekilmekte ve Kerbela Sultanı'ndan izin alıp bu mihnet daralışlığında o ferahlık boşluğu kendilerine cilve yeri olarak seçmektedirler. Kerbela Sultanı olan o Hazretin rikabına yüz sürüp kendisine şu yolda niyaz eyledi. Ey sabır ve tahammül gemisinin çabası, ey teslim kafanın anka kuşu, benim için de yüksek alemlerde bayrağımı dalgalandırıp ufkaya göç etmek zamanı geldi. Bu sözlerin tesiriyle Hazreti İmam Hüseyin ağlamaya başladı. Ey Abbas dedi, sen İslam askerinin sancaklarıydın. Şu dakikada askerin yokluk sahasında varlık mülküne göç etmiştir. Senin de o diyarda bayrak çekmen münasip olur. Sana nasihatim budur ki, meydana girdiğin zaman bu zalimlere hüccetlerini yenilemek için nasihat veresin. Ali oğlu Abbas bu teklifi kabul edip meydana geldi. Şunları söyledi. Adını sanını bildirdikten sonra yüksek sesle şöyle nida etti. Ey mürüvvetsiz kavim! Eğer nasihat kabul ise Hazreti İmam Hüseyin'den size elçi olarak gönderildim. Ve eğer mürüvvete aykırı bir yol tutarsanız yeniden çarpışmalara sebep olursunuz. O inatçılar getirdiğin haber nedir diye sordular. Abbas, ey vefasızlar dedi. Kerbela Sultanı olan peygamber torunu Ali Mürtaza'nın gözünün nuru ve Zehra'nın ciğer köşesi buyurdu ki ona vefakar olan kimselerin hepsini öldürdünüz. Hale vakit gelmedi mi ki bu halde pişman olup susuzluk ateşinden ıstırap çeken kadınlara ve çocuklara bir içim su verip taze dudaklarını ıslatsınlar. Ve aman verirsiniz ki onları alıp Rum tarafına ve Hint veya Çin diyarına geçip Arap cezeresinin ve Hicaz mülkünü size teslim edeyim. Ve sizinle kıyamete kadar düşmanlık etmeyeceğime dair şart koşayım. Bu sözlerden Yezid'in askeri arasına velvele düştü. Bazıları yaptıkları işe teessüfle ederek askerin başındakilere kastetmek tedariki ile melum Zilcevşem ve Şeyh bin Rabiye ve Hazerdir. Allah'ın hepsine lanet olsun. Fitne kopmasından korkarak askeri önlediler ve Hazreti Abbas ile Ali'ye karşı gelip ey Abbas dediler. Eğer bütün yeryüzü sel ile dolsa ve o seli orada saklamak bizim elimizde olsa Yezid'e biat etmeyince İmam Hüseyin'e ve etrafındakilere bir damla su vermemiz mümkün değildir. Abbas bin Ali bu cevap üzerine onların yola gelmeyeceğinden ümidi keserek geri döndü ve Hazreti İmam'a hali arz ettikte bir anda Ehl-i Beyt'i arasında bulunan çocuklardan susuzuz, susuzuz feryatları yükseldi. Bu feryatlar Hazreti Abbas'ın kulağına eriştikte bir iki matara ve tulum alıp ihtiyarsız bir halde boşanmış bir sel gibi Fırat kıyılarına doğru yürüdü. Fakat Fırat'ı muhafazaya memur olan 4000 kişi arasında